Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok güzel bir yere gidiyoruz. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde. Aslında biz buraya kamp için gelecektik ama son anda planlar değişti. Fındık toplayacağımız için yanımıza malzeme almadık. O yüzden sadece şimdi günübirlik olarak gidiyoruz. Yaklaşık herhalde bir 20-25 dakikalık bir yolumuz var. Yolumuz hala devam ediyor birazdan. Saçmalı Pınar Köyü'ne doğru bir giriş yapacağız. Oradan sonra evet şöyle yani yaklaşık 8,5 kilometre yolumuz kaldı Saçmalı Pınar Köyü'ne. Oradan da herhalde bir 10-15 dakikalık bir mesafemiz kalacak. Şu karşıda görüyorsanız eğer şu dağa doğru çıkıyoruz. Hava yaklaşık 40 derece. Buradan şimdi Aksu Deresi'nin üstünden geçtik. Evet, çok güzel. Biraz da yolu çekeceğim çünkü yollar gerçekten çok güzel. Burada çok güzel de evler var. Tam böyle ormanın dibinde bir köy. Halası ve etrafı gerçekten çok güzel. Burası da bizim köye yaklaşık herhalde bir 45 dakika, bir saat sürüyor. Kardeşimin eşinin köyü Saçmalıklar. Burada köy camisi var. Yani şu an gideceğimiz yerde daha önceden resimlerini, videolarını göstermiştiler bize. Gerçekten çok güzel ve hoşumuza gitti. Yani bir dere olarak gördük ama suyu mükemmel. Yavaş yavaş tırmanmaya geçtik. Benim evim burası, hayalindeki ev. Kardeşimin hayalindeki evmiş orası. Arkamızdan da abimler geliyor mu? Gelmiyor şu an. Ha, şimdi gördüm. Evet, Saçmalı Pınar'ın sloganı. Saçmalı, onu gören kaç. Şöyle yukarıda görmüş olduğunuz yerler hep fındık tarlası. Buralar sonbaharda özellikle çok güzel bir. En azından yolları gerçekten güzel. Bir dağ köyü olmasına rağmen gerçekten. Şöyle kenardan da tertemiz su akıyor. Muhtemelen dağdan inen bir su. Şöyle karşı tarafı görebiliyor musunuz? Ama gösteremem. Buraya dönüş yolunda çekerim size. Burada karşı tarafta böyle yakın köyleri hep. Bakacak köyü diye geçiyormuş. Bakacak, bayır bacak. Derler. Evet şimdilik kamerayı kapatacağım. Birazdan tekrar açalım. Evet arkadaşlar, şimdi yolda birazcık durduk. Kardeşimin eşini alacağız. Şöyle bir doğal bir çeşme var. Ooo buz gibi. Böyle tertemiz su. Böyle. Hadi görüşürüz. Çok güzel bir suymuş. Beni çeksene. Şöyle yandan çek. Hayır.
Evet arkadaşlar, tırmanmaya devam ediyoruz şu an. Yayla evlerinin oraya geldik. Kartuz yaylasına da herhalde bir 13-14 kilometre bir mesafe var. Ama biz şu an Kartuz'a doğru gitmiyoruz. Orası ne diye geçiyor Musa? Ne dere? Kartuz şurası. Sol çaprazda bak. Dağda. Az daha gel. Az daha. Bak Kartuz. Tam tepede bak. Çıplak olan ya. Orası bayağı yüksek. Evet, şu karşıdaki görünüyor mu bilmiyorum ama böyle tepesi çıplak olan yer Kartuz Yaylası. Ama baktığında ona bayağı da bir yerleşim var gibi gözüküyor orada. Bu da bayağı büyük de bir yayla. Bu yolu takip edersen Kartuz Yaylası'na mı çıkıyor? Evet arkadaşlar, şimdi yolumuz birazcık bozuldu. O yüzden biz de hızımızı yavaşlattık. Ama şu sağ tarafta da bir tepe gibi bir yer var. Bilmem, Henden Yaylası orası. Balkaya'da geçiyor. Balkaya. Tam aşağıda balık besleme şeyi var. Dereleri balık çiftliği. Aynen, dönüşte de oraya uğrarız. Evet, aşağıda da bir yerde de bir alabalık tesisleri varmış. Şimdi saat geç olduğu için dönüşte uğrayacağız artık oraya. Şu an derenin paralelinde bir yoldan gidiyoruz. Ya dereyi size çekebilir miyim ama böyle aşağıda kalıyor dere. Burası işte birinci yer burası. Senin araç geçiyor mu? Evet biraz. Burada da başlıyorum. Ya bir şey olmaz burada ya. Geçer değil mi araç? Geçer geçer. Evet, abim de arkamdan yavaş yavaş geliyor. Onun arabasının altı biraz alçak olduğu için. Aa bak Sinan abiler. Dedim abi, bak onlar da burada. Evet arkadaşlar, şimdi derenin olduğu yere geldik. Ben aracımı park ettim. Abim de biraz ileri gitti. Niye gitti bilmiyorum ama. Şimdi ben de derede gireceğimiz yere doğru gidiyorum. Şöyle sesini duyabiliyor musunuz? Derenin bilmiyorum. Ve bakın şöyle dağdan inen bir su.
Yani saat de yaklaşık 3 falan oldu. Herhalde bir 1-2 saat takılıp geri döneceğiz gibi gözüküyor. Evet. Şurada suyla bakın arkadaşlar. Mükemmel. Abim de herhalde arabayı park etti, geliyor. Evet arkadaşlar. Şu an gelmiş bulunmaktayız. Bizim gireceğimiz yer şurası. Şöyle. Şurada da ayrıyetten bir küçük bir havuzu daha var. Yani burada biraz zaman geçireceğiz. Şöyle şuradan aşağıya indik. İnmesi biraz zahmetli ama şimdi Musa ile Ezgi inmeye çalışacak. Bakalım ne gelecekler. Suyun akışına bakın. Yani burada bir su çivi gibi arkadaşlar. Şu çantamı bırakayım. Evet. Su gerçekten bayağı çivi gibi. Buz gibi su. Yani şuradan tepeye çıkıp oradan atlamayı düşünüyoruz şuradan. Bakalım bu buz gibi suya girmeyi hangimiz cesaret edecek. Gerçekten bayağı soğuk bir suyu var. Şöyle yere atıyor gidiyor. Burada küçük bir set yapmışlar. Ama şu an biraz böyle girince alıştım sanki. Gerçekten çok güzel. Yani şurada bile kamp yapılırmış aslında. Evet şimdi bizim diğer ekip abimler inmeye çalışacak orada. Bakalım inebilecekler mi? Evet sizi şöyle birazcık suyun sesiyle baş başa bırakayım. Bu doğal güzellikle. Kocaman kayalar var evde böyle. Yani şu en derin yeri şurası zaten, suyun aktığı yer. Buralar o kadar fazla derin değil. Gerçekten doğal bir havuz. Mükemmel ya. Gerçekten. Hayran bırakıyor kendini.
Şurası birazcık derin, sadece ilk suyun aktığı yer. Ondan sonrası öyle o kadar fazla derin değil ama derinlemek için mükemmel bir yer. Abimi de görüyorsunuz burada. Yatıyor suyun içinde. Böyle dere aşağıya doğru akıyor. Biz aslında kamp için gelecektik buraya ama son anda kamp işi iptal oldu. Yani şurada da bir küçük doğal bir havuz da şurada var ama burası o kadar derin değil ve hani yüzmek için çok şey değil. Taşlık büyük kayalar var hep. Dere böyle aşağıya doğru akıyor gidiyor. Mükemmel bir ortam. Mükemmel bir doğallık ve temiz hava. Dün fındık toplamıştık. Bugün öğleden sonra gelelim dedik. Gerçekten iyi ki gelmişiz diyoruz. Ya şu suyun güzelliğine bakar mısınız ya? Abim hala suyun içinde yatıyor. Evet arkadaşlar, şimdi havuzdaki yüzme işimiz bitti. Aynı derenin gerisinde biraz böyle bir şeyler hazırlayıp yiyeceğiz. Başka böyle bir yer arıyorduk ama burası araç için uygun park yeri bulduk ve buraya girdik. Gördüğünüz gibi mükemmel. Evet abim şimdi dereye sularımızı, içeceklerimizi bırakıyor. Herhalde 5 dakika içinde buz gibi olurlar. Zamanında buradan herhalde bir sel geçmiş, bir sürü ağaçları falan hep sürüklemiş buraya doğru. Biz de böyle şu alanda, daha önce ateş yakılan bir yer vardı, orada ateşimizi yakıp hemence ayaküstü bir aperatif yapıp hemen döneceğiz. Kolay gelsin. Hemen ateşimizi Musa Başkan yakmış bile. Odun getirin. Şöyle bir açık bir alanı var burası. Burada sandalyelerimizi falan getirdik. Şimdi yarım saat sonra herhalde gitmiş olacağız. Doğanın içinde mükemmel bir yer. Yani burada istersen kampta yapabilirsiniz. Yani geldiğimiz yolda öyle çok bozuk bir yol değil. Tabi biraz asfalt gibi olmasa da toprak ama böyle çukursuz güzel bir yoldu. Evet, burada da
ilk baktığımız havuzdakilerden biraz daha ufakları var. Yok ya. Şöyle geriye kadar gidiyor havuzlar. Muhtemelen boylandırma için. Daire çıkıyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi yolumuzda küçük bir yaylaya geldik. Tam tepedeyiz. Mükemmel bir manzara. Gerçekten fevkalade. Şu sırtta gözüken yer. Şöyle yukarısı da sırtta Kardüz Yaylası var. Karşımızda da Kardüz Yaylası var. Ya burası. Nasıl? Bayağı zevkli. Bence daha zıplamalısın. Oğlum ben 100 kiloyum, beni nasıl kaldıracak adam? Kaldırıyor, kaldırıyor. Babamın kilomuzdan hemen aynı bir ihtimal. Şu an eşit, dengeli gidiyor. Sen yani şey yapma. Yani koyma sen. Evet. Oğlum sürtüyor. Sen koyma, yani kaldır. Şöyle, ha, aynen. Biraz daha kilo az olsa Mert de iyi oluyor. Kan orada. Tamam. Çüş. Biri oraya gelsin. Gel. Oğlum atlarsan fırlatır ya beni. Musa inerse? Bas buradan, buradan. Buradan bas. Duygularınız gerçekten çok zevkliymiş. Evet arkadaşlar,
son durağımız da burasıydı. Artık videomuzun da sonuna geldik. Bizim için de çok güzel bir gün oldu. Çok keyifli bir gün oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.